Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzellikler bugün sizi bulsun. İşleriniz rast gitsin. Keyif alacağınız güzellikler olsun gerçekten. Bugünkü falımızda neler var? Sizler için niyetlendim. Umarım güzel güzel hepsini görürüz. Böyle misler gibi önümüzün açık ve aydınlık olduğunu söyleriz. Falımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bıcır 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 bir alan var, görüyor musunuz? Orada böyle alabildiğine topluluk insan. Burası her iki türlü de yorumlanır aslında ama. Şimdi niyetlerde neler var? Aslında niyetler bugün biraz ortak görsellerinde çıkıyor. Yani hem aile ilişkiler hem de iş, para, maddi kaynaklar diyebiliriz. Şimdi burada öncelikle ilişkilerde iki konu var. Ondan bahsedelim. Birinci konu şu. Sıkışıp kalma görselleri var bir kere. F ya da E harfi çıkmış burada. İki insan arasında kalma görselleri var arkadaşlar, aslında sözünüzü. Şimdi bir tarafınızda bir kişi, bir tarafınızda bir kişi. Bir tanesiyle aslında bir birliktelik yaşanmış ya da bir yakınlık olmuş. Karşınızdaki kişi kırmış ya da kırılmış görsellerinde çıkıyor. Siz ortada kararsız kalmışsınız. İki tarafa da yakın görünüyorsunuz. Burada bu kararsızlığı nasıl aşacaksınız sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Kademe kademe çözmeye çalıştığınız bir konu. Yanınızda bir kişi var, konuşuyorsunuz. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanla paylaşıyorsunuz. Çok temiz bir insan bu arada. Şimdi burada bir tanesi çok inat ediyor. Diğeri biraz daha sakin görsellerde. Bu inat eden kişi mi hayırlı, yoksa o sakin duran kişi mi hayırlı? Bu F harfi de sakin duran kişiye ait görsellerinde çıkmış. Şimdi burada seçim için biraz sıkışıp kalmışsınız ama bunun önü açılacak. Bu önünüzde duran, sizi biraz daha rahatsız eden, hadi hadi diyen aslında çok hayırlı değil. Onu ben bir söyleyeyim. Neden dersiniz? Onun parasal konularda sorunları var. Bunları böyle bir önemsemez görsellerinde çıkıyor ama İnadı, diktesi ve zorlaması var bu kişinin. Yani ilerleyen süreçte ilişkide bu konularla ilgili sizi zorlayabilir. Daha sakin duran aslında size daha yakın, daha destekleyecek, yanınızda duracak bir kişi olarak görünüyor. Şimdi bu kişide F ya da E harfi var dediğim gibi. Ve bu konuda kararınız o tarafa daha yatkın olur diye düşünüyorum. Zaten bu direten ve inat eden kişi sizin için çok hayırlı da görünmüyor. Kararı sol taraftaki, yani daha sakin duran, beklentilerini karşılıklı olarak hani size de saygı gösteren kişi olduğu için o taraftan yana kullanacağınızı düşünüyorum. Hayırlı olur mu? Olur ama şu önünüzdeki o direten ve inat eden kişiyi de şöyle kenara çekmeniz biraz zor. Onunla uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hane ve ilişkilerde ikinci konulara gelelim. Bakın burada ne kadar bir net bir göz var. Şimdi bir süredir iki parça hanenizde bir konuyu çözmeye çalışmışsınız. Aslında ikisinden de dışarıdan haber bekliyorsunuz. Bir nazar var tabii ki. Burada aile içerisinde bir kişinin üzerine nazar görünüyor. Bu nazar para kazanan bir kişi olarak çıkmış. Çok inatlaşmayı seven, iddialaşmayı seven bir kişinin üzerinde nazar var bir kere. Onu kenara koyalım. Hane içerisinde çoklu görseller var. Yani aslında bugün hani sanki böyle çoluğum çocuğum dediğiniz bir falmış gibi. İnsanların hayatlarında bir şeylerin düzelmesi için sanki kenara geçmişsiniz. Hem izliyorsunuz hem de destek olmaya çalışıyorsunuz görselleri var. Burada önünüzde kişiler, hayatlarıyla alakalı yaptıkları konuşmalar var. Önümüzdeki 2 ay boyunca hanenizden bazı kişiler hayatlarını süzgeçten geçirecekler sanki. Hani şunu yapmam, şunu yapmamam, şu olsun, şu olmasın gibi görseller çıkmış. İyiye doğru gider, kararsızlığını yenmesi lazım. Bir işe sabitlenme konusunda sıkıntı yaşıyor. Çevresindeki insanlardan etkileniyor, görselleri var. Ama Şubat ayında elinde bir kor, ateş. Bir kişiyle tartışacak ve bu tartışmanın sonucunda aslında hayatıyla alakalı güzel bir karar verecek. Bu dediğim gibi hanenizde eşiniz, dostunuz kim ise Şubat ayında, siz değil bakın, siz seyrediyorsunuz bugünkü falda. Şubat ayında bu kişi kelebekler gibi olacak, özgürleşiyor ama öncesinde bir kavgası var. Bir de bir hastalık, sağlık sorunu burada görselleri var. Kilo problemi olan bir kişi olarak görünüyor.
Sağlık sorunu özellikle ocağın 15'inden sonra dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir bayana görselleri var arkadaşlar yalnız burada. Bir süre yaklaşık 10 gün kadar sağlık problemleri yaşayacaktır. Sonrasında rahatlama var tabii ki ama kalıcı olmaması adına bol bol kontrole gitmesi gerekir görselleri de var. Bunun haricinde neler var? Şimdi parasal konular da konuşuluyor ama onu para bölümünde konuşmak istiyorum. İlişkiler dersek eğer mesela sevgiliniz ya da eşiniz konularında çıkıntılı olan konular çok konuşulur bu önümüzdeki süreçte. Hani niyetiniz onun hayatı, benim hayatım, ilişkimde nereye doğru gideriz sorusuysa eğer çevrenizde çok fazla insan var. Onun da çevresinde insanlar var. Daha çok konular hani ben bizden çok çevremizdeki insanlar olur gibi duruyor. Daha yoğunluk hani öyle söyleyeyim konuşmalarda hatta atıştığınız ve tartıştığınız kişiler bile sizden çok sizin çevrenizdeki insanlar olarak görünüyor. Ha bu durum tabii ki şimdi baktığım zaman bir iki ay kadar devam eder. Burada çeltik görselleri var. Yani aslında takıntılı bir kişiyle sanki birliktesiniz de takıldığı konularda durup durup önünüze sıkıntı yaratabilir. Görselleri de çıkmış. Bir de onun aile tarafında bir kişinin çıkıntısı var. O konu da Şubat ayında gündeminizde olur. Parasal bir konu zannedersem, hani durup durup o konuda ne oldu, ne bitti diye konuşmalar yaparsınız gibi görünüyor. Şimdi iş ve para konularında da aslında antenler çıkmış. Yani iki yerden haber beklentisi içinde olduğunuz görünüyor. Bunlardan bir tanesinde anahtar var, bir tanesinde yok. Yani bugün için ben iki yere başvuruda bulundum. Çok özür dilerim. Bunlardan bir tanesinin hani en azından olur mu sorusunun cevabı evet olur. Şimdi diğerinin olmama sebebi ne aslında? Son dakika vazgeçeceğiniz bir iş olarak da görünüyor. Aslında şöyle bir görsel var. Şimdi iki işe başvurduğunuzu düşünün. Bir tanesi daha iyi tabii ki. Hani illaki ikisi de denk olacak değil. Bir tanesi daha iyi yalnız. Daha iyi olan değil de diğerini seçiyorsunuz. Daha iyi olan da bir ketenperi ortaya çıkabilir. Hani burada iyiyi seçemedim diye üzülmek yerine aslında seçmiş olduğunuzun sizin için daha hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ne kadar süren var? Maksimum 30 gün yani. Kesinlikle bir işe başlayacağım. Başlar mıyım sorusunun cevabı maksimum 30 gün içinde başlarsınız olur. İş yerinizle alakalı niyetleriniz ya da iş yerinde neler olacak sorusunun cevabı. Önünüzde bir kere birisi durmuş. Habire bir şeyler size vermeye çalışıyor, almaya çalışıyor. Bu kişiyle uğraşma var. Sanki yakın bir zamanda bir yola gidecek. Yoldan geldikten sonra etrafı karıştıracakmış gibi. Hani bir ahtapot görselinde çıkmış. Siz kenarda elinizde bir iş tutmuş görünüyorsunuz ama çevreyi karıştıran bir patronunuz mu var, şefiniz mi var? Şubat ayında bir karışıklık, sonrasında da sıraya girmiş insanlar görüyorum. Burada aslında bu sıraya girme iş sırası mı, para sırası mı sorusu var. Burada böyle tepeye tırmanma, zorlukla mücadele aslında biraz da iş sırası gibi de düşünebilirsiniz ya da para sırası gibi de düşünebilirsiniz ama zorluk var burada. Hop diye elinize konacak, oturacak bir mevzu olacağını düşünmüyorum. Eğer parasal konularla alakalı ben ne zaman rahatlarım sorunuz varsa burada arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart sonu diyebilirim yani aslında artık tamam artık çıkışa geçtim ama bakın kaç kişi var sırtınızda. Hani bu hem borç almak hem borç ödemekle alakalıdır ama Mart özellikle bugünkü falımızda en zor geçecek dönem olarak görünüyor diyebilirim. Mart'tan sonra bir rahatlama, bir sakinlik. Hani bayır aşağı biraz kontrolsüzlük de var aslında burada dikkat etmek gerekir ama Mart'tan sonra planladığınız konular daha hayrınıza olur. Hatta Nisan ayında açılan yollarınız ya da keyif alacağınız süreçler önünüzde olur. Burada dengeyi daha iyi sağladınız. Bu aynı zamanda maddi konularla alakalı da dengeyi daha iyi sağlayacağınız döngünün Mart olduğunu bize gösteriyor. Ama kötü mü değil aslında. Birçok konuyu teker teker halledeceksiniz. Bana kalırsa birçok konunun içerisinde de 2, 4, 5 tane parasal mevzu var. O mevzuları halledeceksiniz. Bakın kafanız böyle kocaman olmuş. İyimser düşünmeye çalışıyorsunuz ama bu 5 kişinin sırtınızdaki yükleri ya da 5 borç anca Mart ayında çözüme ulaşır, biraz kalır, sonrası Nisan'da toparlanır olarak çıkıyor. Destek alır mıyım derseniz aslında destek yok. Direkt siz tek başınıza mücadele ediyor olarak görünüyorsunuz. Buradan bakalım bir şeyler söyleyebilecek miyiz?
mi yanlış gördüm? Şimdi biraz önce bu fala başlarken dedim ya arada kalmışsınız. Bu aldatma ya. Bu aldatmaymış. Burada da aldatma görselleri var. İki kişi arasında kaldınız dedim ama hayır. Zaten siz birisiyle birliktesiniz. Ondan ayrılıp diğerine geçmeye çalışıyorsunuz. Doğru bir karar mı? Doğru bir karar yalnız bu arada. Dreten ve üstünüzde oynayan kişiyle yakında tartışma yaşarsınız. Bu tartışmayla bitiş olur. Diğerine geçersiniz. Görselleri burada tekrardan var arkadaşlar. Burada biraz arada kalmadan çok bir ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye başlayacağınız görselleri var. Yeterli mi sorusunun cevabı yetmeyebilir ama en azından önünüz açık. Bunun yani şu anki olan çivilenmiş, raptiyelenmiş, sıkıntı yaratan kişi olarak görünüyor çünkü. Bakın iş ve para konularında iki kişi yanınızda bir yöne ilerleyeceksiniz. Önünüzde açık bir yol var. Bu iki kişiden destek alıyorsunuz. Yardım alma görselleri de var. Tıkalı kalmış bir konuyu bu kişilerle çözeceksiniz. Görsellerini de buradan ekleyebiliriz. Biraz ağır ilerleyen bir süreç olarak görünüyor yalnız arkadaşlar. Bu arada burada da bir H harfi çıkmış. Bu H harfi ikinci partner olarak da değerlendirebiliriz yani. Geçiş yapılmaya çalışılan kişi. Para konuları yalnız bakın şuradaki zihinsel olaraktır tabii bu tarafa da aktığı için. Zihinsel olarak para konularında çok umutlu değilsiniz ama önünüzde açılacak yollar kısım kısım tıkanık olan mevzularınız açacak arkadaşlar. Ben inanıyorum buna zaten ya ayrı konu. Ya ben şeye inanıyorum biliyor musunuz? Hani böyle yaş ilerledikçe bir şeyleri yaşadıkça gördükçe diyorum ki ya evet buymuş. Şimdi şey derlerdi hani para kazanacağım mı işim olacak mı borcum var şu var hepimizin hayatında oluyor. Nefes aldığın sürece rızkın varmış. Ne zaman ki o nefes bitiyor o zaman rızkın da bitiyor. Eğer nefes alıyorsanız bir çıkış yolu var. Kesin önünüze düşecek zamanı var belki. Bekleyeceğiz. Mecburuz zaten. Su akacak yolunu bulacak ben öyle düşünüyorum. Hep de öyle oluyor. Çok şükür hamdolsun diyorum o yüzden de. Yani bugün beni izleyen, dinleyenler de parasal konularla alakalı kafaların çok karışık olduğu süreçler var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Dediğim gibi o su akacak yolunu bulacak çünkü nefes alıyorsunuz. Bir sebebi var. Ve bu sebep günü geldiğinde toparlanıyor. Her şey yoluna giriyor. İnanmak en önemlisi tabii de ben inanıyorum. Umarım siz de inananlardansınızdır. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün, yolunuz aydınlatsın, keyif alın. Güzellikler sizi bulsun diyelim. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.